Fenerbahçe'yi de isteyelim. Ama Galatasaray-Samsun maçı 11 ile ilgili ayrıntılı konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Onu da hatırlatayım. Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bertu Elmas, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dušan Tadić, Edin Džeko, Umut Nayır, Amar Fayet, Fred, Cengiz Ünder, Dominik Livakovic, Sarı Lacivert ekibe gelen isimler. Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Atilla Szalai ayrıldı takımdan. Bruma, Diego Rossi, Mergin Berisha, Ener Valencia, Dimitris Pelkas, João Pedro, Mbana Samatta, artık adını bile unuttuğumuz ama işte sözleşmesi gereği onda ayrılanlar arasında yazıyoruz. William Arao, Gustavo Henrique, Serdar Dursun, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Omar Fayet. Omar Fayet hem geldi hem gitti. Hem geldi hem gitti, aynen öyle. Geldiği gibi gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii çok giden var. Evet. Gelseydi bir isim, hatta bir giden daha olacaktı. Evet. Yani durumları söz konusu. Önce genel, bu sefer seninle başlıyorum o gün. 10 üzerinden Fenerbahçe'nin transfer dönemine, kesin 6 numara konusuna gireceksin ama kaç puan vereceğiz? Yani Fenerbahçe'yi, hani Galatasaray'a Onur abi 8 veriyorsa Fenerbahçe'ye bence bir 8,5 veriyorum ben. Ben 9'luk bir not kırdım geç geldi ben 8 numara. Ben 8,5'u o yüzden yani Galatasaray'ın bir tık üstünde görüyorum. Hatta Beşiktaş'ın da aynı şekilde üzerinde görüyorum. Neden? Erken başladı Fenerbahçe. Hazır transferler yaptı. Erkenden o takım adapte oldu birbirine. Evet, takım oldu bayağı. Rakiplerinden ayıran yönü bu oldu Fenerbahçe bir sezon. Yani şurada Szymanski, Becao, Djiku, Ryan Kent ilk transfer, Tadić, Džeko, Fred o da aynı şekilde ortalarda geldi. Cengiz, en son Livakovic işte. Yani bu büyük bölümü erken geldi ve hazır oyuncular olarak geldi. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'ın temel sıkıntısı hazır olmayan oyuncu sayısı fazla. Hazırlamaya çalışıyorsunuz. Evet. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta evet. Hazırlamaya çalışıyorsunuz. Fenerbahçe'yi o yüzden kadro planlamasını biraz önde gördüm. Hazır oyunculara gitmesini. Bir de tabii şu var. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler arasında Fred en sükselisi gibi duruyor. Çünkü artık yani Tadić ve Džeko çok önemli. Evet kariyeri itibariyle ama o dakikadan sonra para konuşur. Tadić ve Džeko evet. Kariyerini satın almak için sonuçta o parayı veriyorsun. Parayla getirebileceğiniz oyuncular. Yani o dakikadan sonra öyle oluyor. Ama Fred hala bir seçenek olabilirdi başka yerler için. Evet. Önemli bir transfer. Bir de tabii ki ben tamamen ayırıyorum Sebastian Szymanski. Ben Feyenoord'daki performansından sonra Avrupa'da bir yere transfer yapar düşüncem evet, vardı evet. Açıkça söylüyorum. Fenerbahçe çok güzel iş yaptı Szymanski olarak. Satışlarda bu sezon çok başarılıydılar. Arda Güler'le bize gurur yaşattılar. Tabii Arda Güler yaşatıyor sahadaki performansı ayrı bir şey ama ona bu fırsatları tanıyan da Fenerbahçe'ydi. Şimdi gelecek sezon bence Sebastian Szymanski o gidenlerde çok ciddi rakam kazandırabilecek bir numaralı da aday bu listede. Onur Özkan sen ne söyleyeceksin? Ben 9 veririm Fenerbahçe'nin planlamasına. Bir puan 6 numara gelmediği için kırıyorum Fenerbahçe'den. Aynen. De. Ben de senin aynı yerde. Yani o ağızlarda böyle bir sıkıntılı bir tat bıraktı son gün yani. O tüm transfer döneminin müthiş hareketliliği, Fenerbahçe taraftan yaşadığı heyecanın üzerine 6 numara transferinde bitmesi gerekiyordu açıkçası. Tabii ki felaket senaryosu değil Fenerbahçe için ama yani o transfer sürecinin yapılan emeklerin, harcanan paraların daha iyi bir yere gitmesi için bence 6 numara transferi gelmeliydi ama Fenerbahçe tarihinin, en azından benim hatırladığım tarihin en iyi transfer dönemi diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Bunu hem oyuncu bazında söylüyorum hem planlama anlamında söylüyorum. Oyuncu satışı anlamında da söylüyorum. Oyuncu satışı kesinlikle ve transferin yapılma zamanı anlamında söylüyorum. Zamanlama anlamında evet, söylüyorum. Evet, geç de kalınmadı. Tüm parametrelere baktığımız zaman mükemmele yakın bir transfer dönemi Fenerbahçe için. Burada en kilit nokta şu, geçtiğimiz sezonlara göre, özellikle Ali Koç dönemine göre değerlendirme yaparsak kalite Fenerbahçe. Yani kadrosuna korkunç bir kalite kattı geçtiğimiz sezonlara göre. Artı lider oyuncular transfer etti ve ileride de para kazanabileceği oyuncular aldı Fenerbahçe. Tabii ki 6 numara transferi gelseydi çok daha iyi şeyler konuşuyor olurduk ama Fenerbahçe için bu bir dediğim gibi felaket değil. Ama sezon içinde bence 6 numara işini konuşacağız sık sık. Yani Fenerbahçe'nin mutlaka düşüşleri, mağlubiyetleri, puan kayıpları olacaktır. Ve
sanırım her puan kaybından sonra da biz çıkıp 6 numara transferini burada konuşacağız. Çünkü hikaye hep oraya yazılacak. Olacak çünkü yani ihtiyaç evet. Hani bunu şu anlamda söylemiyorum. Hani Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi evet. Orası da olsa iyi olurdu değil. Bu bir ihtiyaçtı Fenerbahçe için. Mutlak bir ihtiyaçtı. Ve dediğim gibi sezonun geri kalan kısmında en azından ara transfer dönemine kadar bence sık sık bu sıkıntıyı konuşacağız Fenerbahçe adına. Şimdi izleyicilerimizin yazdıklarına bakalım. Sonra hani sizin için en iyisi kim ya da kim yok bu oyuncuya gerek yoktu ya da verilen ücret üzerinden yorumlarınızı almaya çalışacağım. Dzeko, Fred, Szymański, Bekao gerisi boş, omurga sağlam yazmış Şevki Bey izleyicimiz. Bir daha söyler misin rica etsem? Dzeko, Fred, Szymański, Bekao demiş. Tadiçi saymamış. Evet, böyle söylemiş. Puzzle eksik kaldı demiş Mustafa Bey, 6 numara gelmedi yorumunu yapmış. Katılmamakla beraber ben hemen kendi fikrimi söyleyeyim. Enes Bey, Cengiz 15 milyon eder mi? Bu para varken daha yıldız bir isim alınamaz mıydı? Ben bizim oyuncularımıza, yerli oyunculara biraz böyle haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ben etmeyeceğini düşünüyorum ama. Nedenini söyleyeyim. Buyurunuz. Cengiz burada Wonderkid dediğimiz dönemde Avrupa'ya yaptığı transfer 14 milyon euroydu. Roma'ya, Başakşehir. Roma'ya. 14'e gitmişti değil mi? Yanlış. 14 artı 3 bonus, gibi bir şey miydi? Evet. Öyle bir şeydi. Cengiz'in kariyeri sonrasında Roma'dan Leicester, Marsilya bu şekilde devam etti. Sonuç itibariyle bugün Cengiz'e aynı şekilde geriye döndüğümüz zaman genç yaşında, o yaşta 15 milyon euroyu bir yatırım olarak görürsün ama bugün aynı 15 milyon euroyu bir yatırım olarak görmüyorsun. Cengiz'den bağımsız bir şeyden bahsedeceğim. Anladım. Burada yerli olması artı yazıyor yanına. Yani atıyorum 11 artı 4 oluyor. Bunu biz biliyoruz. Yabancı Avrupa takımları bilmiyor mu ya? Sassuolo'nun bir başkanı var. Neler yaptı kulüplere yani? Kök söktürdü çünkü. Bize diyor Serie A kulüplerine kök söktürüyor. Ben şunu biliyorum Beşiktaş yöneticilerinden. Bize söylüyorlar. Sizde yerli oyuncu sıkıntısı var. Biliyoruz böyle bir kuralınız var. Yerli oyuncu sıkıntısı herkes var. Herkes biliyor bunu canım. Bunu bildikleri için. Yani ben Marsilya'nın da hatırlıyorsun Marsilya pazarlıklarda nasıldı? 1 lira aşağı inmiyordu yani. 15 milyon euro etmesi biraz ondan dolayı. Normal şartlarda Cengiz'in kariyerindeki son geldiği dönem başlangıcındakiyle bir olamazdı yani. Yani şu var, iyi bir yedek bir oyuncu almıyorsun, iyi bir mevki oyuncusu, 11 oyuncusu alıyorsan, yabancıda da bu parayı vereceksen eğer ve diğer alternatifin Cengiz'se ben Cengiz'in alınmasını yanlış bulmam. Ama tabii ki bu rakamlar yerli yabancı fark etmeksizin zaten çok yüksek. Ben Cengiz transferini doğru buluyorum. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Anladım. Ekonomik bir de şu eğer varsa Fenerbahçe ekonomik sıkıntılardan dolayı 6 numara transferini yapamadıysa eğer o zaman hani 15 milyon euro daha çok konuşulur. Evet tabii. Yani ama tabii ki burada Fenerbahçe bir tercih yapmak zorundaydı. Eğer o sağ kenarına bir yerli oyuncu alamasaydı bu kez sağ içinde denklemlerde aynen büyük problem yaşanacaktı. Biraz bu mecburiyet oldu Fenerbahçe için. Yani transferlerin maliyetleri açısından bence tek eleştirilecek konu Cengiz'in maliyeti olabilir. Onun dışında gelen oyuncular mesela Szymański'yi siz 9 milyon euro civarında bir rakama alabiliyorsanız şimdi bak bu da tartışılır. Szymański 9 milyon euro, Cengiz 15 milyon euro. İşte bu tamamen bizim yerli kuralının yabancı kulüplerin eline verdiği kozdan ibaret. Yoksa iki oyuncunun geçtiğimiz sezonki performanslarına bakalım. Avrupa pazarındaki yerlerine bakalım. Szymański'yi ben Cengiz'in önüne koyarım kesinlikle. Ama Fenerbahçe 9 milyon euroya alıyor Szymański'yi, Cengiz'i 15 milyon euroya alıyor. İşte Türkiye Futbol Federasyonu bu yabancı kuralını ya da üç yerli kuralını düşünürken biraz da bunları dikkate alması gerekiyor. Direkt bizim yerli oyuncuların piyasasını inanılmaz şekilde yükseltiyoruz. Fenerbahçe bu anlamda tek eleştirilecek konu bence Cengiz'in maliyeti olabilir. Fenerbahçe'nin yapması gerekiyordu ama Cengiz transferini. Mecbur oldukları neden için. Masya da bunu bildiği için zaten rakamlar bu kesinlikle noktaya geldi. Kesinlikle çünkü orada Emre Mor, İrfan Can'la sezona başlasaydı evet. Yani bu 6 numara transferindeki eleştiriyi bırak çok daha fazla çok da farklı tabii ki. İrfan Can'ın kahvecinin bugünkü performansı Cengiz'den daha olumlu bu arada. Ayrı ama onu tahmin edemezsin ama. Yeni tabii sezon başlamadan tabii o intibası çok farklıydı. Hatta başladığında bile ıslıklandıydı yanlış hatırlamıyorsam. Cengiz transferi Fenerbahçe'de gerekliydi. Bir kadro mühendisliğinden tabii dolayı yapıldı. Çünkü sezon içerisinde çok ciddi yerli problemi yaşa çok fazla sayıda olsa da yerlisi
bu kez sıkıntıyı şurada yaşayacaktı. Ya üçüncü yerliği bulmak için sürekli bir kaliteden yoksun kalacaktı yani Fenerbahçe. Şunu demek istiyorum yani. Üç yerli kuralı olmasaydı Fenerbahçe şu kadrosundan çok daha kaliteli bir kadro kurabilirdi. Parayı çok daha doğru yöneterek. Mesela Nuri Bey de demiş ki sağ kanatta zaten yerli İrfan Can var demiş. Şu anda var. Ya bundan bir ay evvel biz desek ki burada. Haziran ayına, Mayıs ayına bir geri dönelim. Ya Cengiz'e ne gerek var? İrfan Can kahveci var. Biz burada linç edilirdik şimdi. Umut Nayır gereksiz transfer demiş Recep Bey. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya forma şansı bulacağını düşünmüyorum. Ben Umut'un adına gereksiz bir transfer olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin adına değil. Yani siz milli takımın oyuncususunuz. Hatta evet. Bundan iki ay evvel milli takımın birinci forvetisiniz. Galler'e çıkıp gol atıyorsunuz, maç kazandırıyorsunuz. Ve Fenerbahçe'ye üçüncü forvet olarak geliyorsunuz. 30 yaşındasınız. Bence Umut Nayır yanlış yaptı. Ama Fenerbahçe için doğru tercihti. Çünkü yerli bir forvet rotasyonda mutlaka olmalı. Ve Umut'tan da daha iyi bir üçüncü forvet bulamazsınız herhalde ligimizde. Hayır, Umut'un kendisinden önce milli takımın santraforunda Serdar Dursun diye bir oyuncu oynuyordu. Evet. O oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı. Onu da bir örnek alması gerekiyordu. Bu arada Umut Nayır'dan mesela daha farklı bir şey bekledim ben gerçekten. Yani Umut Nayır'ı az çok biliyoruz. Bence de. Umut Nayır'dan benim beklediğim sezon bittiğinde daha fazla forma şansı bulacağı kesin, bir yerde evet. Oynayıp o milli takım sürecinde devam ettirmesiydi. Çünkü oynamayı nereye kadar çağrılacak? Serdar Dursun çağrılıyordu. Oynadığı dönem çağrılıyordu. Bir oynamamaya başladı. Milli takımı bazen büyük takım işe cezbediyor insanları. Peki yine yorumlarla birlikte ayrıntılı konuşuruz. Bir de Beşiktaş'a bakalım o zaman.